Ay soruş için şart ki veriş gereği miydi? Para veriş gereği miydi? Yani tupikte tıkır yaptı da hazır. 12 bin dolar bu bir tane. Gazze parayı kedi bu madde yok işte. E biz de kaydan bu lan. Yazıp, ben yerde tıkı tıkıp tepelemem koyuş gereği geldi. Orkası. Yerde kör, yani hakimiyat gelip dikkat kısım. Yani kanak kelle bilen bizge 0.9 basın kutu. Maksat tatbir gördü, topal kubayetken de iteriş oluyor yaptı. İnanmaki de olamam ben o 132 milyon. Hapsalanıyorum soğutup, basım kutu gelen sen desem, ben basım gelle şahım ben diyeyim. Hayatta kıbır almadı çünkü 8 ay kıbır almadı. Kırgız mıyım ben dedim, sen basım kutu gelen yapsan dedim. Dostlar, hazır ki payıda Andijon viloyati, Ulug'nor tumani, Sariqsuv MFI'de joylashgan sanoat zonasidamiz. Siyovush Yog'moy rahbari tomonidan Moddiy 24 tahririyatiga qilgan murojaatiga asosan yetib kelganmiz. Hozirgi paytda tadbirkorning gapi bo'yicha 130 million Raygaz tomonidan katta miqdorda jarima qilib ketganligi sababli jarimasi noto'g'ri bo'lganligini vaj qilmoqda. Ya'ni hech qanaqa ogohlantirishsiz, ruxsatsiz tadbirkorlik hududimga kirib turib mani katta miqdorda jarima qilib ketdi. Ya'ni biror marta ogohlantirish berilmadi. Katta bosim umuman bo'lmagan bu yerda. Vaholanki bular o'sha paytga kelganda katta bosimni berib turib, o'sha kuni kelib mani katta jarimaga solib ketishdi degan vajlarni bizga yetkizdi. Endi bu masala bo'yicha yuqori turuvchi rahbarlarga iltimos qilamiz. O'zlarining huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi prezidentimiz o'zi shaxsan bir necha bor ta'kidlab o'tyapti. Bitta tadbirkor ikkita ish o'rin yaratgan odamni men boshimda olib yuraman deyapti. Bu tadbirkor 20 ta ish o'rin yaratgan. Lekin bu tadbirkor hozirgi paytda sinish ahvolida. To'g'ri loyihadan tashqari qotaman nega odam shunaqa hech nima qilmadim. Endi ko'rgan odam ham tushunadi shuni. O'sha qurilayotgan turganda ham Raygazni xodimlari tomonidan xabardor bo'lgan, qurilgan chor, ishlatilgan chor birorta ogohlantirish bermagan, boshqa bermagan, bu noto'g'ri qurilyapti deganda, men o'zim to'g'rilardim, lekin menga hech kim ogohlantirish bermadi, bu noto'g'ri qurilyapti degan vajlarni bizga hech yetkizmagan, vaholanki ko'zi bilan ko'rgan deyapti. Endi tadbirkorning hududiga kirish uchun ombudsmandan ruxsat olish kerakmi, yo'qmi? Mana hurmatli do'stlar, tabiiy gazdan foydalanish yuzasidan dalolatnoma mana tuzilyapti. Tadbirkorning hududiga kirib turib bu dalolatnomada aytilishicha 3 mart kuni dalolatnoma 23-yil qilingan deyapti, tuzilgan deyapti. Dalolatnoma deganda xolis guvohlar ishtirokida dalolatnoma tuzilishi kerak. Vaholanki bular xolis guvohlar yo'q bu yerda. Hamda 3 mart kuni tuzilgan degan dalolatnomasi aslida 3 aprel kuni tuzilgan degan vajlarni bizga tadbirkor tomonidan gapirib o'tilyapti. Bu qanaqa xodim tuzyapti, 3 mart kuni deyapti. Vaholanki 3 aprel kuni tuzilgan dalolatnoma. Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Ulug'nor tumani Sariqsuv MFI'da yashovchi Meliboyev Humoyimman. Bizga tegishli Siyovush Yog'moy firmasida rahbar lavozimida ishlayman. Biz 2021 yil bu firmani tashkil qilib, sanoat zonasidan Ulug'nor tumanidagi Sariqsuvda sanoat zonasidan 44 yer olib, ta'sischilar bilan birgalikda ish faoliyatini boshladik, qurilishlarni qildik. O'z mablag'idan qilib qurilishlar qildik. 2022 yil Raygaz tuman Raygaz bilan alyumin eritishga sentyabr oyidan alyumin eritishga deb gazga shartnoma qilib, gazlarimizni uladik. Uladik, keyin ulanganimizdan keyin shartnoma qildik. Oldin ishlagan Otabek aka deb familiyasini bilmayman, ulgurjida ishlardi, Ulug'nor Raygazda. Otabek aka bilan hamma dokumentlarni qilib, keyin bu yerlar berilganda gaz, elektr energiya, TP hamma narsa qiladi deb shartnomada belgilangan edi bizga yer berilganda. Keyin bu shartnomaga asosan qilib beringlar deb Raygazga chiqsak, yo'q, o'z mablag'ingga qilasan, bizda hozir unaqa nima yo'q dedi. Gripini ham, turibani ham hamma yo'qni sotib olib ulandik. Ulanib, alyumin mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshladik. Eritdik, hozir ko'rsataman ularni ham. Eritib boshladik. Keyin hokimiyat keladi-da, qirs o'tib qolganini ham qurdiydi. Keyin g'ish urib, uni ham qurdik. Bu yerda shuvadik. Keyin ta'sischilarga men aytdim, ohakka chiqdik ko'chaga. Qimmat ekan. Keyin bir mashina tosh olaylik-da, gazimiz bor, kuydiramiz dedim. Shartnomaga asosan biz nima bilan Ulug'nor Raygaz bilan shartnoma qilganimizda bosh oyiga 4000 kuba, keyingi oylarga 5000 dan zakaz qilganman men. Ana shu kubaga zayfga berganman.
Zayıfka verdik, 4000 kube, kegin göyle 5000'den dedik. Kegin oldu işleyen Ülgürcü'de Otabeyke bilen işleştik, boşladık. Boşlagenden kegin vaxtla geldi, Otabeyke nimadır sebeple urulubdu. Onluge hocakya bulubdu. Kegin işle bir ordum ben, limitte Yahya bende. Yani pul töladım 3 milyon, 5 milyonlar kegin. Kegin limitte işle yap bende bir ordum. Kegin hocakya telefon kıldı, 12 yarım milyon karz olsan dedi. 3-3'ü deki bilen soruşturursak hak dormam ben. Kim bordum hocaya nimaga buna kadar desem limitten taşkarı yakansan diye. Yani limitke men zayıfke bergen bana o desem zayıfke bulmagen eken diye. 13 milyon pul töladım ki. Lişni, aşıkça. 13 milyon pul tölep. Kim boldu boldu deyip durup. Kim ben etti şu aş için biz taş güydürme açı bulduk da. Taş güydürüyorsak Sindor rahbarı geldi. Gez diye koyduk geldi de siz ohay sekur var. Ohay sekmez. Ben yaka kur diye. Yani şu aş için iltimas indi. Mene buldu kımeyimiz, kanuna mümkün mesekken buldu mümkün mes kımeyimiz desem layıkız da yok dedi. Ha buldu dedim. Ketti. Sindar ketti de akit düzeldi dedi. Kim adı? Keç keçi kim adı? Abitten kendi keli yaptı da 09 basın biz 8 ay ulangen bulsak hiç kaçan kaberi şamagen. Raykes kaberi amagen 09 basındı. Aş günü 09 basın kıpkili yaptı bizge. Kime aittim? Neme ki parti de kime adın? Şu it talepte gördün. Şimdi neme inspeksiyon çakırmadın? Neme ki çakırıp çıtırsanız akit düzmadın? Onda basım yoktu da. Benim şetli bolasım ben. Kim basım kıp geldi? Kim neme kıldı? Bilip durup ben. Basım kıp gelgen sen desem ben basım gelleşeyim ben deyip. Ben kuda halasam o işlerimiz bütüp. Yani kayıtı ulan gelmezden ki aşı 09 basımda kıberi alam mı ki? Hayatta kıberi almaydı. Çünkü 8 ay kıberi almadı şu basımda. Özü ulunar tümenege bir kilomu aşınaka basım basa bular. Yani kanak kelle bilen bizge 09 basın kutu. Aşk günü üyümde hem gez bulmadı. Kalkiraz beni teşhir edin yani aşk payette. Üyde hem mahallede hem gez yoktu. Hemen basımdı bizge sürüp geliyor yaptı da. Maksat tatbir gördü. Kupal kubu etken de iteriş oluyor yaptı da. İterilip maç mehnet kılasan, hizmet kılasan. Yine kellette 132 milyon. İnanım ki de olamam ben o 132 milyon. 13 milyon özür limitten taşkarı töle atıştı bunlar. Yani ne makiliş gerek hapsalanıyorum soğutup. Ya şu adam bin mesela hayalge keladigan qilib qo'yibdi da. Ey mashdi bolasan, bo'pti, iltimos dedim, boshqa dedim, keyin kirgizmayman desam departamentcha, departament kelib turib aytyapti. Noqonuniy ulanganmisan, o'g'irincha bir uchuvchisiz olyapsan? Yo'q, uchuvchisiz olganim yo'q, men uchuvchigim yozyapti, nima olsam? To'layapman. To'layapman desam, keyin ana uchastka o'ylar keldi-da. O'zing aybdor ekansan nimaga va? Mana ko'r, ana yerni ko'r, ana shuvash kerak, bitirish kerak. Hokimiyat kelib diqqat qilsa, qur deb. Biz tadbirkormiz, tadbirkorlik nimamizga, hududimizga masalan hech qanaqa ombudsmanning ruxsatsiz, nimasiz bostirib kelyapti-da, keyin departamentni uchastka bo'lar chaqirib, qanaqadir bosim bilan nima qilishadi? Maqsadi nima tushunmay qolyapman-da men. Maqsad nima o'zi? Sindorga aytdim, mana shu ragaz boshlig'i. Bo'pti, ruxsat olmasa aş kanunlu buzgan bo'lsam, bo'pti tushuntirish, ogohlantirish, ber shu ishni qilsam keyin qayta qilsam, choreni ko'r. Shu da endi nima qilaman endi? 130 million pulni qayerdan topaman men? Oddiy bir katta ishda ishlaydigan odam ham bir nimasi bo'lmasa 12 ming dollar bo'lib ketadi. U bitta mashinani pulini men qayerdan topaman sizlarga? Una bosim qilib, bu yoqdan bosim qilib kelib, 09 bosim gazab arab keda bo'lmadi yuqishda. Bizde kaydan buladı. Hem de o da ölçürüp, basımda kıp gelip, ezip, yerde tege tıkıp, tepelemem koymuş gereken de orkastan. Şimdi, şu 130 milyon puldu, şimdi oylaş gereği de, 130 milyon puldu, kanan kılıp töleyim ben desem, ayta yaptı ki, bir ağzım sonra gelmesiz diye yaptı. Sonra üçün değil mi? Para verip işleş gereğim. Ha, ben özüm için kıldım. Sonra de yani şimdi, satış var, ohay, vahşi bizi nimamiz emas, sohamiz emas u narsa. O'zimiz uchun o'zi ham prekrasni bilib turibdi bu. Prezidentimiz aytayapti, tadbirkorlarga yordam ber, yo'l ko'rsat, adassam deb, adashyapsan deb ogohlantirish ber. Hech qanaqa ogohlantirish kelyapti-da 132 million tars, 13 million to'laysa, uni to'ladim. Qarzim bo'lsa ekan 3-3'dan. Ana 3-3'ni ko'rsin, hech qanaqa qarzdorligim yo'q. Gripini sotib olgan bo'lsam, shartnomaga asosan qilib berish kerak edi o'zi. Turibani sotib olgan bo'lsam, ashadan tortib kelgan bo'lsam o'zim. Yana nima qilish kerak? Mashinalarni sotib turib, 132 millionni to'lab, yana chet elga, Rossiyaga ketayim ishlagani nima maqsadda aytinglar? Yo'qol desak, ketaveramiz bu yerdan yig'ishtirib. Nechta odamni qozoni qaynayapti bu yerda. Voy, yo'llanma ishchilar, madiganlar ishlaydi bu yerda kunlik. Ashlar qozoni qaynayapti bu 15-20 ta odam. Hali o'zimizning plan bo'lsa 50 dan ortiq odam ishlaydi bu yerda.
50-100 ga yaqin odam ishlaydi. O'g'illar bo'lmagan bo'lsam bu gazni 3-4-chikdan olayotgan bo'lsam, bir noqonuniy turiba tortib kelib yaxlayotgan bo'lsam ekan, alam qilmaydi-da. Mana konstitutsiyamizda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rib xursand bo'lib nima qilyapmiz. Lekin bu pastdagi tumanlarda ishlayotgan tashkilotlar, rahbarlar bunaqa ezish bo'lmaydi-da. Endi prezidentimizga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz, shu tadbirkorni qo'llab-quvvatla, ikkita ishchi o'rin yaratgan deb boshimda ko'taraman degan gaplarni eshitganmiz. Endi yordam qilinglar. Bu 132 millionni biz to'lashga imkoniyatimiz yo'q. Yo shetlar sotib qo'lni ko'tarib ash Rossiyaga ketishimiz kerak, ash pulni to'lab. Mayli alam qilmaydi. O'g'irlik qilgan bo'lsam, departament ham jinoyat alomati yo'q deyapti. Ha, jinoyat alomati yo'q bo'lsa bir bo'pti, qonunni buzgan bo'lsak, kimgadir pul berishimiz kerakmi? Agar ashu tuman gazni rahbariga, sindorga aytmoqchiman-da, kecha gapirsam tushunmadi. O'zimdan so'rama. So'rash uchun shartga berish kerakmi-di? Pora berish kerakmi-di? Agar so'rab, mashincha ber, tinch ishlaysan desa berardi shu tadbirkorlik saqlash uchun. Endi tupikka tiqilyapti-da hozir. U pulni qaydan to'layman men, bilmadim.